Herkese merhaba Aslı'nın Günlüğü YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz kabartmalı çok amaçlı tığ işi modelini yapım aşamalarını anlatacağım bu modelden yine arkadaşlar çok güzel battaniyeler bebek battaniyeleri tv battaniyeleri kırlentler bebek kıyafetlerinizde kullanabilirsiniz ceket yelek hırkalar yapabilirsiniz şöyle kabartmalı çok güzel. Yapımı çok zevkli ve çabuk ilerleyen bir model. Şimdi bu ipliği size göstereceğim. Arkadaşlar ipimi de himala, himalaya e, diyemedim. <laughs> Anti peeling harika bir dokusu var. Çok beğendim. Rengini de çok beğendim. Şöyle göstereyim. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi bu ipliği size göstereceğim. Şöyle krem rengiyle yapmıştım. Şimdi de bu iple size anlatacağım. Zincir üzerine modelimizi kuruyoruz. istediğiniz i̇stediğiniz boyutta zincirlerinizi çekiyorsunuz. İpimi sabitledim, ilmeğimi oluşturdum. Arkadaşlar bebek battaniyesi yapacaksanız 90'a 90 santim ya da 1 metreye 1 metre olarak zincirinizi ölçerek çekebilirsiniz. Diğer çalışmalarınızı da yine zincirinizi yapacağınız işe göre çekip bakıp ölçüp öyle ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi sizler için kısa bir model oluşturacağım anlatmak amaçlı. İlk baştaki zincirlerimizi bu şekilde sıkı yapmıyoruz arkadaşlar. Gevşek yapıyoruz. Modelimiz üst tarafa ördükçe kasılma yapmasın diye. Bu şekilde arkadaşlar. Artı 1 2 3 4 zincir yapıyorum ve bu tutmuş olduğum 5. zincire batarak bir tane ikili tırabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum ve aynı yere aynı ilmeğin içine bir tane daha trabzan yaparak V yapıyoruz. Tekrar tığın başını doluyorum. Zeminden 1, 2, 3 tane zincire atlıyorum. Dördüncüsüne batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincirimi yapıp aynı yere tekrardan bir ikili trabzan daha yapıp bu şekilde V'ler oluşturuyorum. Şu aralarda geçişlerde zincirler yok. 1 2 3 atladım dördüncüsüne tekrardan bir trabzan 2 zincir tekrardan aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyorum 1 2 3 atladım dördüncüsüne batarak bir ve daha oluşturuyoruz bir tane ikili trabzan 2 iki zincir aynı boşluğa bir tane ikili trabzan daha. Arkadaşlar bu modeli uygularken elinize sıkı tutmayın. Gayet gevşek yapın. Örgünüzde kasmalar olmaması için. Aynı yere bir tane daha. Şöyle. V'lerimizi oluşturuyoruz. 1, 2, 3, dördüncüye batıyorum. aralara 2 zincir aynı yere tekrardan bir tane daha trabzan yapıyorum 1 2 3 4. batıyorum 2 zincir aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar sonuna geldim D'den sonra bir tane zincir çektim. Zeminden bir tane zincir atlıyorum. Ve diğerine bir tane trabzan yapacağım. Bu da benim kenar trabzanım olacak. Başta da bir tane trabzanımız vardı. Sonda da bir tane trabzanımız olmuş oldu. 1, 2, 3 tane zincir çekip örgümü geri çeviriyorum. Şimdi arkadaşlar bu yapmış olduğumuz V'lerin bu kabartma görünümünü, görünümünü vermesi için tığın başını doladım. Şu ilk V'miz ilk V'nin bu ilk kanadından ön diş trabzan yapıyorum. V'nin içine iki tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Tekrardan aynı yere 2 tane daha trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde. Tığım başını doluyorum ve V'nin diğer kanadına yine ön diş trabzan yapıyorum. Yani bu V'lerde arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane trabzan yapmış oluyoruz. İlk V'miz bitti. Şimdi ikinci V'mize geçiyoruz. Tığın başını doluyorum. Şöyle arkadaşlar ilk kanadına bu şekilde batarak ön diş trabzan yapıyoruz. Sonra V'nin içine boşluğa iki tane ikili trabzan. 2 iki, iki zincir ve tekrardan aynı boşluğa iki tane daha ikili trabzan tığın başını doluyorum. V'nin ilk kanadını arkadaşlar ön diş trabzan yapmıştık. İçine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yaptıktan sonra diğer kanadına da bu şekilde ön diş trabzan yaparak ikinci V'mizi de dolduruyoruz. Toplamda 6 tane trabzan yapmış oluyoruz. 4 tane içine, 2 tane de yanlarına. Tığın başını doluyorum. Diğer V'nin ilk kanadına geçtim. Bir tane ön diş trabzan yaptım. V'nin içine geçtim. İki tane ikili trabzan. Araya iki zincir. Ve tekrardan aynı boşluğa iki tane ikili trabzan. V'mizin ilk kanadı buradaydı. Son kanadını da ön diş trabzan yapıyoruz. Bu kabartmalı şuralar arkadaşlar. Bu kabartmalı görüntüyü elde edebilmek için. Evet tekrardan V'nin ilk kanadına ön diş trabzan V'lerin içine iki trabzan 2 zincir iki trabzan daha. Ve diğer kanadına da ön diş trabzan yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Tığım 3,5 mm. Sürekli tığ numaralı tığ numaraları soruluyor. Ama siz ipinizin kalınlığına inceliğine göre e, bu numarayı elinizin sıkılığına gevşekliğine göre e, ayarlama yapmanız gerekiyor. Evet, diğer VM'ye geldik. Bu arada gerçekten bu ipe bayıldım yani çok güzel. Bu ipten de bir battaniye ben öreceğim. Bu şekilde içine 2 trabzan 2 zincir. Tekrardan 2 trabzan daha. Ve son kanadına da bu şekilde ön diş trabzan yapıyoruz. Son V'imize geldik arkadaşlar. İlk kanadına ön diş trabzan yapıyorum. Ortasına yine aynı iki tane ikili trabzan aralarında 2 zincir Ve tekrardan aynı boşluğa 2 trabzan daha Ve V'nin diğer kanadına da ön diş trabzan yapıyoruz Evet sıra sonuna geldik arkadaşlar burada çekmiş olduğum 3 tane zincirim vardı bunun üçüncüsüne bir saniye batamadım batıyorum ve kenar trabzanımızı oluşturuyoruz Evet bu renkle de çok güzel oldu kabartmalı battaniyemiz şimdi arkadaşlar sıra sonuna geldik Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Şimdi diğer sırada da tekrardan V'ler yapacağız. Bir sonraki sırada da o V'lerin içini aynı bu şekilde 6 tane trabzanla dolduracağız. Şimdi tekrar V yapmak için 2, 3, 4. Arkadaşlar bir üst sıraya geçerken V yapılacak sıradaysak eğer 4 zincir çekiyoruz. V'lerin içini dolduracağımız sırada 3 zincir çekiyoruz. 4 tane zincirimiz çektik. Ve şurada V'nin ortasında iki zincirlik boşluğa batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir tane, iki tane zincir çekiyorum ve bir tane daha ikili trabzan yapıp ortalarına V yapıyorum. Aralarda yine zincirimiz yok. Bir sonraki boşluğumuza bir trabzan, iki zincir tekrardan aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyoruz tığımın başını doladım bir sonraki boşluğa şuraya bir zincir pardon bir trabzan iki zincir tekrardan aynı boşluğa bir trabzan daha diğer boşluğumuza geldik modelimiz artık sürekli bu şekilde iki sırada bir kendini tekrarlayarak ilerleyen bir model gördüğünüz gibi arkadaşlar çok çabuk da ilerliyor diğer boşluğa bir trabzan daha ve son boşluğumuza geldik bir trabzan, iki zincir, aynı boşluğa bir trabzan daha. Ve sonra bir tane zincir çekiyoruz. Ve aşağıda çekmiş olduğumuz zincire kenar trabzanımızı yapıyoruz. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Şimdi V'lerimizin içini dolduracağız. 1, 2, 3 zincir çekip örgümü çeviriyorum. Tığın başını doladım arkadaşlar. Bakın ilk V'miz burada. İlk kanadına bu şekilde ön diş trabzan yapıyorum. İçine 2 tane trabzan. Aralarına 2 zincir. Ve aynı boşluğa 2 trabzan daha yapıyoruz. Yani aşağıdaki yaptığımız sıranın aynısını buraya da yapıyoruz. Diğer kanadına da ön diş trabzan yapıyoruz. Yani toplamda yine altı tane trabzan yapmış olduk V'lerin içine. Diğer V'mize geçelim. İlk kanadına ön diş trabzan içine 2 trabzan 2 zincir ve aynı noktaya 2 trabzan daha ve V'nin son kanadına şu ilk kanadına ön dış trabzan yaptık arkadaşlar. Bu kanadına da ön diş trabzan yapıyoruz. Diğer V'mize geçtik. 4 tane içine yapıyoruz. Aralarında 2 zincirle. 2 zincir tekrardan aynı boşluğa 2 trabzan daha. V'nin son kanadına da ön diş trabzan yapıyoruz modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar örüp sıra sonunda tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Son V'nin içinde bu şekilde doldurdum. Son kanadına da ön diş yaptım. Tığın başını doluyorum ve bir aşağıda çekmiş olduğum zincirin üçüncüsüne bu şekilde batarak kenar trabzanımı oluşturuyorum. Evet arkadaşlar modelimiz anlatımı bu kadar. Çok eğlenceli ve çabuk ilerleyen bir model. İlk sıralarda böyle karışık olduğuna bakmayın. 2-3 sıradan sonra eliniz alışacaktır. Ben bu iki modelde tek renk çalıştım. Ama bu iki rengin uyumuna da bayıldım. Siz böyle iki sırada bir mesela şöyle iki sıra bir örneğimiz oluyor ya bu iki sırayı yaptıktan sonra tekrar ipinizi kopararak ya da değiştirerek bir sonraki renginize geçip böyle rengarenk ya da 2-3 renkli battaniyeler, kırlentler, ceketler, yelekler yapabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.